Merhabalar sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Oğlak burcu ve yay burcundaki Merkür retrosu sizleri nasıl etkileyecek? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. 13 ve 23 Aralık'ta Oğlak burcunda Merkür retrosu olacak. 24 Aralık 2 Ocak arası yay burcunda Merkür retrosu gerçekleşecek. Öncelikle Oğlak burcundaki olan Merkür retrosu sizin kariyer alanınız ve iş hayatınızla alakalı konularda bir tekrara düşme durumunu tetikliyor. İş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili bir değişiklik yapma ihtiyacı içindesiniz. Zaten koç burçları biliriz ki biraz da sabırsızdır. Hemen olsun ister. Ama sizlerin zamanında gelecek. Biraz daha sabretmenizi istiyorum sizden. 2024 yılında biraz daha hareketleneceksiniz. Ama bu Merkür retrosunda iş hayatınızda ve kariyerinizle ilgili beklediğiniz bir iş başvurusu vardır. Ya da görüşmeye gittiğiniz iş başvuruları vardır. Bunların neticesini biraz gecikmeli bir şekilde alırsınız. Ya da iş hayatınızla ilgili, çalışma hayatınızla ilgili gün içinde rutininizi bozabilecek farklı alanlarla da ilgileneceğinizi görüyorum. Bu iş hayatınızla ilgili konular bir yandan tabii iş içinde, gün içinde farklı farklı işlerin size gelmesi, farklı farklı konularla ilgilenmeniz veyahut kendi hayat planınızla ilgili, kendi geleceğinizle ilgili bir değişiklik yapma ihtiyacında biraz sizi gerecektir. Sinirlerinizi gerebilir ya da biraz böyle gergin olabilirsiniz, panik halde olabilirsiniz, yetiştiremiyorum durumları olabilir. Ya da yetiştiremiyorsanız işleri yarım bırakma durumuna yönelebilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun dışında yakın çevrenizde eğer daha önceden iş arkadaşlarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir, akrabalarınız olabilir, işinizle ilgili bir değişiklik yapma isteğinizi ifade ettiyseniz onların da yardımı, desteği ya da işte size bir iş bulma durumları da bu Merkür Retrosu'nda önünüze çıkabilir. Ama acele etmeyin. Merkür Retrosu bittikten sonra bu görüşmelerinizi başlatın derim. Çünkü burada retro zamanı bir deneme ve bir üstünden geçme ve olayı enine boyuna araştırma zamanıdır. Sabırsız davranmayın, aceleci olmayın. Eğer böyle bir teklifle karşılaşırsanız ya da daha önce görüşmeleriniz oldu, o iş görüşmelerinin, başvuruların karşılığı geldi, cevabı geldi. Retro zamanı içerisinde hemen yeni bir değişikliğe girmemenizi, retro bittikten sonra başlangıcı yapmanızı öneriyorum. Yaydaki Merkür Retrosu'na baktığımızda ise burada daha önceden yapmak istediğiniz bir eğitim, almak istediğiniz bir kurs, bir belge, bir sınav durumu varsa bu tam yılbaşı arifesi üstü bunun başvurularının ortaya çıkacağını, sizin de bu başvuruların başvuru içerisinde bulunacağınızı söyleyebilirim. Belki okulu dondurdunuz, belki bir eğitim almak istiyordunuz, tam önünüze denk geldi ya da bir sınav durumu vardı. Ona girmeniz gerekiyor. Bir belge almanız gerekiyor. Bu da tam yılbaşı üzeri başvuru tarihlerinin ortaya çıkışını göstermekte. Ya da bir tayin isteğiniz var. Bunu kurasını bekliyorsunuz. Ya da farklı bir şehre gitmek istiyorsunuz. Farklı bir hayat planı kurmak istiyorsunuz. Bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Orada yaşam standartlarını, iş hayatını, çalışma prensiplerini araştırabilirsiniz. Bu noktada da size fayda sağlayacaktır. Fakat sağlığınızla alakalı ve bu tam yılbaşı üzeri eğer daha önceden bir probleminiz varsa, sağlığınızla ilgili bir probleminiz varsa buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü bağışıklık sisteminiz biraz düşük gözüküyor. Sizler çok hareketli, ateşli ve sabırsız yapıda insanlarsınız. Fakat buradaki sağlık problemi hem bağışıklık sisteminizin düşüklüğünü gösteriyor hem de bazı gıdalara, bazı yiyeceklere karşı biraz alerjik bir bünye içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Belki bu zamana kadar hiç böyle bir durum yaşamadınız. Bu Merkür Retrosu zamanı içerisinde
dışarıdan yediğiniz gıdalara ya da evde yemek yapıyorsanız o gıdaların, o sebzelerin ve meyvelerin iyi yıkanmasına dikkat edin. Burada bağırsak problemleriniz veya bağışıklık sisteminizin düşüklüğü gibi durumlar söz konusu. Uzak mesafelere yolculuk, şehirler arası yolculuk, tam yılbaşı arifesinde olduğumuz için belki aynı şehir içinde ya da farklı şehirlere gitme isteğiniz, farklı ortamlarda bulunma isteğiniz olabilir. Lakin Merkür Retrosu'nda bilirsiniz ki yollarda, trafikte problemler, gecikmeler, aksamalar olabilir. Özellikle uçakla şehirler arası yolculuk yapacaksanız ya da arabayla gidecekseniz, uçakta rötar olma durumu ya da işte bavullarınızla ilgili problemler ya da aksama durumları ya da arabanızla ilgili problemler, otobüsle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun dışında yakın çevreniz, yakın akrabalarınız ya da kardeşleriniz veya samimi olduğunuz insanlarla ilişkilerinizde de bazılarıyla görüşmüyorsanız, görüşme durumlarınız, görüştüğünüz ama hala böyle tam rayına oturtamadığınız bir ilişki yapınızda varsa mesafe koyma durumlarınız da söz konusu. Bu Merkür Retrosu aslında sizlerin hem o sabır durumunu biraz daha test ederken bir yandan da kariyeriniz, iş hayatınızla ilgili neler yapmanız lazım, hangi alanlara gitmeniz lazım, hangi tarafı seçmeniz lazım, iyi bir şekilde artılarını ve eksilerini dengelemeniz ve bunları kendi hayat planınız üzerinde uygulamanız için önemli bir zaman aralığıdır. Yeni bir şeylere başlama isteği içindesiniz, evet. 2024 yılı burç yorumlarında daha detaylı bir şekilde anlatacağım sizlerin yorumlarını. Fakat şimdi biraz daha sabır diyorum. Kariyerinizde tabii değişiklikler, iş hayatınızda değişiklikler muhakkak ki olacaktır ama artılarını eksilerini dediğim gibi ölçüp biçmeniz lazım. Hemen atlamamanız lazım. Sabırsız hareket etmemeniz lazım. Biraz daha hızınızı düşürmeniz bu Merkür Retrosu'nda aslında size fayda sağlayacaktır. Yeni yılda sizlere huzur, mutluluk, yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir mevki ve başarılar, o işte zirvede, tepede olma ve mutlu olma dileklerini gönderiyorum. 2024 burç yorumlarında tekrardan sizlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Oğlak ve yay burçlarındaki Merkür Retrosu sizleri nasıl etkileyecek? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. 13-23 Aralık arası Oğlak Burcu'nda Merkür Retrosu olacak. 24 Aralık 2 Ocak arası Yay Burcu'nda Merkür Retrosu meydana gelecek. Öncelikle bu 13-23 Aralık arasında sorumluluklarınızın artacağı, herkesi her konuda yönlendirebileceğiniz ya da onlara bir yol açabileceğiniz, onların başında olabileceğiniz, bir liderlik pozisyonunda onlara görevler atfedeceğiniz durumlarla karşılaşacaksınız. Bu durum iş hayatınızla ilgili de olabilir, çalışma hayatınızla ilgili de olabilir ya da aile ortamında da bir konunuz, bir durumunuz meydana gelir. Burada tabii belki kardeşlerinizde, belki yakın çevrenizde olan yaşanılan ya da yaşanılacak bir problem neticesinde sizler o bayrağı elinize alarak hani kim ne yapacak, nerede ne yapması gerekiyor gibi o sorumluluğu hem üstünüze alıp hem de onlara görevler vererek bu durumu, bu olayı, bu konuyu düzenlemeye çalışacaksınız. Bunun dışında kendi sağlığınızla ilgili tabii ki de burada bir yorgunluk, bir yıpranma, bir işin başında olma, herkesi yönlendirme durumu sağlık açısından da sizi biraz yoracak ve yıpratacaktır. Eğer ki daha önceden bir kronik hastalığınız, bir probleminiz varsa, bu hastalıklar özellikle kemiklerinizle ilgili bir sıkıntınız varsa, bel bölgesi olabilir, eklem bölgeleri olabilir, yani kemik sisteminizle ilgili, kemik yapınızla ilgili problemler, ağrılar, sızılar
Bu zaman aralığında da kendini gösterecektir. Koşturmacalarınız olacaktır. Bazen duruma, olaya yetişemeyebilirsiniz. Zamanı tutturamayabilirsiniz. Zaman kavramı sizin için 13-23 Aralık arasında hem çok yavaş hem çok hızlı akacaktır. O yüzden zamanı tutturma durumlarınız biraz sorunlu. Tabii fiziksel ve ruhsal manada da yorgunluk gözükmekte. Yay burcundaki Merkür retrosunda ise çocuklarınızla ilgili ya da kendi hayat planlarınızla ilgili, hayat neşenizle ilgili konularda biraz daha içe kapanık, biraz daha kendinize bakan bir zaman içinde olacaksınız. Tam yılbaşı arifesi. Belki ailenizle, işte akrabalarınızla bir arada olma ihtiyacında olabilirsiniz. Belki uzun zamandır görüşmediğiniz, konuşmadığınız insanlarla bir araya gelmek ihtiyacı içinde bulunabilirsiniz. Aramadığınız, sormak istemediğiniz, mesafe koyduğunuz insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu tabii belki isteyerek, belki mecburiyetten yaşayacağınız olaylar ve durumlar sizin haritalarınızda bellidir. Sizler daha iyi bilirsiniz ama genel olarak böyle bir durum söz konusu. Ya da bu kişilerle beraber olma isteğiniz, belki özlem duygunuz, içe kapanık yapınızda, belki akrabaları özlemek, işte görüşmediğiniz insanları özlemek, onlarla bir özlem gidermek, beraber olma ihtiyacı içinde bulunabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili durumlarda da çocuklarınızın biraz daha hem belki okul hayatıyla ilgili hem de çalışıyorlarsa maddi durumlarıyla ilgili ufak sıkıntılar söz konusu. Okul hayatında çocuklarınız varsa sınavlarında problemler ya da öğretmeniyle arasında sorunlar olabilir. Çalışan, iş hayatında olan çocuklarınız varsa onların da maddi durumlarında sıkıntılar, borçları, ödemeleri gıyaben size de yansıyacağı için ya da sizden maddi anlamda destek, yardım, borç alma ihtiyacında bulunacaklarını da söyleyebilirim. Bunun dışında yakın çevrenizle ilgili, arkadaş çevrenizle ilgili bulunduğunuz bir camia, bir topluluk varsa buradaki insanlarla da görüşmediğiniz, konuşmadığınız, uzun zamandan beri haber almadığınız insanlar varsa bu insanlarla da buluşma, görüşme, sohbet etme, kaynaşma durumlarınız var. Ama genel itibariyle burada çok yorulacağınız, kendi beceri ve yeteneklerinizi ortaya çıkartacağınız, herkesi belli alanlarda yönetebileceğiniz ve bunun neticesinde de biraz bedensel ve fiziksel ve ruhsal manada yorulacağınız bir zaman dilimi içindesiniz. Sanki daha önceden olan durumlar, bu sağlığınızla alakalı da olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir. Bu olan durumlar tekrardan tetikleniyor gibi, tekrardan önünüze çıkıyor gibi. Bunları düzenlemek, derlemek, toplamak hem kendiniz için hem de çevrenizdeki insanlar için fayda sağlayacaktır. İş sizin başınızda kalıyor. O yüzden biraz yorulacağınız bir zaman arifesindesiniz. Tam yılbaşı zamanında. Bunun dışında biliriz ki Merkür retrosunda elektronik aletlerde, teknolojik aletlerde aksamalar, problemler olur. Acil ve elzem değilse elektronik ve teknolojik aletleri satın almamanızı öneriyorum. İşte telefon olabilir, televizyon olabilir ya da beyaz eşyalar olabilir. Acil bir durumda tabii muhakkak ki tamir ya da tadilat durumlarına yönelebilir ya da satın alabilirsiniz. Ama bu konu acil değilse, hani keyfe keder bir durumsa bunları satın almamanızı öneriyorum. Gün içinde yapacağınız işler, koşturmalar, zamanı tutturamamalar, yetiştirememeler gibi problemler de biraz can sıkıcı olacaktır. Tam yılbaşı arifesi. Belki bir şehir dışına gitme ihtiyacı ya da şehir içinde bir seyahat ihtiyacı sizleri de bu noktada zaman probleminden kaynaklı yoracaktır. 2024 yılı ile ilgili burç yorumlarını ayrı bir videoda daha detaylı anlatacağım. Ama bu Merkür retrosu sizler açısından herkesi kendi beceriniz, kendi yeteneğinizle, kendi başarılarınızla herkesi
yönetebilme, fakat zaman kavramını da bir noktada ayarlayabilme durumlarını tekrar ortaya çıkartıyor. Sağlığınızla ilgili de dediğim gibi aksatılmış, unutulmuş, yarım bırakılmış, önem verilmemiş bir tedavi durumunuz varsa ya da bir ameliyat durumunuz olacak ise, elzem değilse, acil değilse bunu da Merkür retrosu sonrası yapmanızı öneriyorum. Ya da acilse tabii ki de doktorunuzla daha detaylı ne zaman nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi almanız, araştırmanız daha iyi olacaktır. Maddi açıdan biraz fazla harcama yapacağınızı, fakat ortak bir keseniz varsa, evliyseniz eşinizle ya da işte beraber yaşadığınız insanlar varsa, ortak bir para durumunuz varsa ya da ortak iş yaptığınız insanlar varsa, sizin bu işle alakalı ya da harcamalarınızla alakalı biraz fazla sorumsuzca, belki gereksiz harcamalarda canınızı sıkabilir. O insanlardan da borç alma ya da onların yardımı ve desteği sizi bu noktada biraz daha kurtarabilir. Dediğim gibi çocuklarınızın hayatıyla ilgili de ya da kendi yaşam planlarınızla ilgili, yaşam standartınızla ilgili de bir harcama durumlarınız, ekstra onlara yardım etme durumlarınız da söz konusudur. Sizlere yeni bir yılda güzel başarılar, mutluluklar, aşk dolu, sevgi dolu, yeni ortamlarda, yeni insanlarla istediğiniz neşeyi, istediğiniz huzuru ve mutluluğunu bulmanızı temenni ediyorum. Burç yorumlarında, 2024 yılının burç yorumlarındaki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Oğlak burcu ve yay burcunda, sizin burcunuzda olacak Merkür retrosu sizlere neler getiriyor? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle 13-23 Aralık'ta Oğlak burcunda Merkür retrosu gerçekleşecek. 24 Aralık 2 Ocak'ta da sizin burcunuzda, yay burcunda Merkür retrosu olacak. Öncelikle 13-23 Aralık'a bakalım. 13-23 Aralık'taki Merkür retrosu, eğer bir davanız var ise ya da dava sonucu bekliyor iseniz, avukatınızla olan görüşmeler ya da davanın gidişatıyla istenilen evraklar, belgelerde biraz sorunlar, problemler, yanlış anlamalar veya yanlış anlaşılmalar gibi durumlar söz konusu. Belki davanız başka bir dava tarihine ertelenebilir ya da ekstra bir belge istenebilir ya da belge talep edilmiştir, belge kaybolmuş olabilir. Tekrar ikinci bir belge istenebilir. Bununla ilgili durumlar var. Eğer avukatınız yoksa, bir dava probleminiz varsa bununla ilgili de detaylı neyi nasıl yapabilirim araştırması içinde bulunacaksınızdır. İş hayatınız, çalışma hayatınızda, kariyer hayatınızda, müşterileriniz varsa, danışanlarınız varsa, para kazancınızla ilgili de bir aksama, beklediğiniz belki ödemeler ya da görüşmelerde problemler, sorunlar olabilir. Bütçenizle ilgili, para yapınızla ilgili, ekonomik durumunuzla ilgili biraz problemler var ödeme konusunda. Bu konuyla ilgili başka işlere yönelme ya da ikinci bir iş planı kurma ya da hobi olarak geliştirdiğiniz, yaptığınız bir iş vardır, keyif aldığınız bir iş vardır. Bundan para kazanma yollarına, tercihlerine girebilirsiniz. Ama acele etmeyin. Merkür retrosu zamanında bunun plan programını yapın derim. Bunun dışında kariyerinizle ilgili ya da bir ilişkiniz vardır, iş ortağınız vardır ya da evlisinizdir. İlişkide olduğunuz insanlarla daha önceden o insanların maddi manevi destekçisi olduysanız, yardım ettiyseniz, bu aralar siz de onlardan bu konuda taleplerde bulunuyorsanız, bu konularda da biraz sıkıntılı durumlar söz konusu. Yani bir ödemeniz vardır, bir borcunuz vardır, arkadaşınızdan borç istersiniz, vermeyebilir. Ama belki siz ona çok destek olmuşsunuzdur. Ya da iş hayatında, kariyer hayatınızda beklediğiniz bir terfi vardır. Ya da müdürünüzle, amirinizle konuşmuşsunuzdur. Bir zam bekliyorsunuzdur.
Bununla ilgili gecikmeler, problemler olabilir. Eşinizle ya da ilişkide olduğunuz partnerinizle aranızda anlaşamadığınız gelecek planınızla ilgili, bu tabii ev hayatınız olabilir, bir alım satım işleriniz olabilir, ikinizin ortak geleceğiyle ilgili yapmak istediğiniz konularda fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Bu retro aslında herkesin, öncelikle tabii sizler için de söylüyorum, herkesin kendi gelecek planında olmak istediği, hayal ettiği, beklentide olduğu her konuyla ilgili bir artıyı, eksiği, doğruyu, yanlışı üzerinden geçme zamanı olacaktır. 24 Aralık 2 Ocak arasında sizin burcunuzda, yay burcunda Merkür retrosu olacak. Burada da bu planlarınızla alakalı, gelecek hedeflerinizle, planlarınızla, kendi isteklerinizle, maddi durumunuzla alakalı umutsuzluğa düşme, yapmak istediklerinizin gerçekleşmemesi, gecikmesi, aksaması sizi üzmesin. Bu zaman aralığı aslında hem kendinizi tanımak adına neyi ne kadar yapabiliyorum ya da neyde daha çok başarılıyım, hangi alanlarda daha çok ilerlemeliyim, hangi alanları bırakmalıyım düşüncesinde bir üzerinden geçme, bir muhakeme yapma zamanında olduğunuzu göstermekte. Aile yapınızda, aile içinde, ev hayatınızda, evdeki ilişki durumunuzda, eşinizle, çocuğunuzla, akrabalarınızla ya da komşularınızla, yakın çevrenizde, yaşadığınız ilişkilerde de bazılarıyla ilişkilerde soğukluk ve mesafe durumları söz konusu. Eğer dargınlık, kırgınlık ya da uzun zamandır görüşmeme durumu varsa bunları da çözmek, çözümlemek için bu Merkür retrosu güzel bir zamandır. Görmek istemediğiniz, buluşmak, görüşmek istemediğiniz bazı kişilerle de bu retro zamanında rastlaşma, mecburiyetten görüşme durumlarınız olabilir. Ev hayatınızda ya da evlilik hayatınızda da eşinizle ya da partneriniz, sevgilinizle bazı konularda anlaşamadığınız, ortak paydada bulunamadığınız durumlar tekrardan konuşulabilir, tekrardan ortaya çıkabilir. Eğer bu noktada gene aynı sonuç çıkıyorsa, evliliğinizle ya da ilişkinizle ilgili bu gidişat size uygun değil ise, önümüzdeki zamanlarda farklı bir yola gitme, ayrılma, boşanma ya da biz bunu atlatırız, neler gördük deyip bu testi, bu sınavı, bu zorluğu geçmek için çaba harcayan sizler ve karşıdan da sizler için, sizinle olan ilişkisinde olan kişilerin çabaları, eylemleri ve hareketlerini de iyi gözlemlerseniz, aynı noktada buluşursanız herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınızdır. Ama bu problemler hala devam ediyorsa ilişkiyi sonlandırma, noktalama, ayrılma durumuna da gidebilirsiniz. Aile hayatınızda, yani büyük aile hayatınızda, yakın akrabalarınızda da yaşlı kişilerin sağlık problemlerinden kaynaklı olabilecek durumlardan dolayı onların yanına gitme, tam yılbaşı arifesi olduğu için onlarla vakit geçirme durumlarınız da söz konusudur. Tabii ki de Merkür retrosu zamanında biliyoruz ki trafikte, ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor. Uçakla, otobüsle ya da arabayla gidecekseniz, uzak mesafe yolculuklarında bulunacaksanız arabanızın aksamlarına dikkat edin. Ya da uçağı kaçırma ya da rötar durumu, otobüste arıza, sıkıntı, bavullarınızla ilgili ya da biletlerinizle ilgili problemler, sorunlar da yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Bu da sizler için önemlidir. Bunun dışında iş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili çift, farklı, ikileme düşeceğiniz iki koldan farklı alanlarda ya da birbirine benzeyen eş işleri yapmaya yöneleceğinizi ve bundan da maddi kazanç elde edeceğinizi söyleyebilirim. Ama bu Merkür retrosu içerisinde bunlarla ilgili
artıları, eksileri, doğruları, yanlışları muhakkak ki bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çalışmalarınız çok fazla olacaktır, yorulacaksınızdır, emeğinizin karşılığını belki bu Merkür Retrosu içerisinde alamayabilirsiniz. Umutsuzluğa, ümitsizliğe lütfen kapılmayın. Merkür Retrosu sonrası maddi konularda ya da iş hayatınızdaki bu başarılarınızla ilgili durumlarda karşılığını alacağınızı söyleyebilirim. 2024 yılı ile ilgili burç yorumlarını daha detaylı anlatacağım. Sizlere şimdiden yeni bir yıl diliyorum. Hayatınızda güzellikler, mutluluklar, aşk dolu, sevgi dolu, para dolu, istediğiniz, arzu ettiğiniz hayallere, hedeflere ulaşmanızı temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.